Bu dersimizde şarta bağlı toplama işlemlerinden ve seç toplayı göreceğiz. Bu fonksiyonun sadece toplama özelliği değil, aynı zamanda ortalama, çarpma, sayma gibi diğer fonksiyonları da mevcut. Diğer formüllerden farklı olarak özel bir kriter şart tablosu hazırlıyorsunuz. Bu şartta sağlayanların toplamlarını, ortalamalarını, çarpımlarını bulmalarını sağlayabiliyorsunuz. Şartı tablolarda değiştirdiğiniz sürece sonucunuzun da otomatik değiştiğini görebileceksiniz. Öncelikle kriter tabloyu oluştururken başlıkların birebir aynı olması gerekiyor. Bizim kriterimizde şartları sağlayanların sipariş miktarlarının toplamı istenildiği için şartlarımdan bir tanesi müşteriyle ilgili olsun, bir diğeri birim fiyatı, bir diğeri de kargo ücreti olsun. Başlıkları kontrol tuşu ile seçtikten sonra üzerinde sağ tuş kopyala diyebileceğim gibi klavyeden kontrol tuşu ile birlikte C harfine basarak da kopyalayabilirim. Excel'de Enter tuşu yapıştır işlemi için kullanılabiliyor. Müşterim için tam ticareti örnek alayım. Tam ticareti de istediğim şekilde kopyaladım. Birim fiyatı için büyüktür 1000 olmasını söyleyeyim. Kargo ücreti için ise 80 diyelim. Şu anda sadece tam ticarete göre bir koşul belirtmiş oldum. Fakat farklı bir firma içinde farklı koşullarımı alt alta sıralayarak bütün şartları sağlandığındaki sipariş miktarının toplamını da elde edebilirdim. Kenarlığımızı vererek düzgün şekilde gerçekleşmesini sağlayalım. Ekranda boş bir hücreye bu şartları sağladığı zaman sipariş miktarlarının toplamını istediğimiz için fonksiyonumuz ve seç toplaya gidelim. Ve seç topla fonksiyonu için işlev ara bölümüne ve seç topla yazıp git düğmesiyle bulabilirsiniz. Tamam dedikten sonra veri tabanı toplama işleminin nereden karşılanacağı, nereden aranacağına dair sütunları seçmenizi istiyor. Sunarım seçildikten sonra sipariş miktarları alanının toplanmasını istediğimiz için sipariş miktarı başlığına tıklatabiliriz veya seçili alanda kaçıncı sıraya denk geliyorsa, şu anda bizim tablomuzda 5. 5 de yazabilirdiniz. Ölçüt ise hazırlamış olduğunuz küçük tablonuz. Tablomuzda kriterlerimizi seçtik. Dediğim gibi bu tablo daha uzun bir listeden de oluşabilirdi. Tamam diyorum. Bütün bu şartları sağlayan toplamda 74 sipariş miktarı verilmiş. Peki biz bunu farklı bir firma için denemek istersek, diyelim ki SEM Danışmanlık. SEM Danışmanlık isminin tam ticaretin olduğu bölüme yerleştirdiğiniz zaman sonuç hemen 113 olarak değişti. Siz tablodaki sayıları, rakamları değiştirdikçe sonuçlarınız da ona göre şu anda otomatik olarak kendini güncelliyor. İstediğiniz şekilde sonuçlarınızı değiştirerek bakabilirsiniz. Büyüktür yerine küçüktür diyebilirsiniz. Kriterimizi biraz daha büyütmemiz gerekirse, diyelim ki Lema Ticaret firmasını da almak istiyorum. Bu sefer şartım yine büyüktür olsun. Büyüktür 1500. Kargo ücreti olarak da 45 lira diyelim. Şimdi şartlarımızı tekrar kontrol etmek için formülün üzerindeyken FX düğmesine tekrar bastığınızda fonksiyonunuzu tekrar düzenleme bölümüne gidebilirsiniz. Yapacağımız işlem ölçüt kısmında yeni tablomuzu göstermek. Tamam düğmesine bastığımız zaman bu şartları sağlayan bu firmaların birim fiyatlarının, kargo ücretlerinin bu şartları sağlayan sipariş miktarlarının toplamını otomatik olarak bulduk ve tablodaki sonuçlarınız değiştiği sürece de sonucunuz değişecek. Aynı işlem için ve seç ortalama fonksiyonunu yapmak istersek yine aynı şekilde farklı başlıklar alalım. Bu sefer ürün kodlarımızdan gidelim. Ürün kodu olsun. O kriteri almayalım. Birim fiyatını alalım. 2 tane yeterli. Kopyaladım. Uygun bir yere Enter tuşuna basarak yapıştırdım. Ürün kodlarından herhangi bir tanesini seçiyorum. Birinciyi seçtim. Birim fiyatı içinde yine bu ürün koduyla ilgili verilen ürün fiyatlarından büyüktür 2000 olmasını söyleyelim ve bu şartı sağlayanların ortalama sipariş miktarını görmek istiyoruz. Listeden FX düğmesinden bu sefer seçeceğimiz fonksiyon ve seç ortalama. Ve seç ortalama için isterseniz farklı neler olduğunu görebilmek için tüm fonksiyonlardan V harfine bastıkça görebilirsiniz. Ve seç çarp, ve seç maksimum, minimum, ortalama, say, standart sapmalara kadar birçok çeşidinin olduğunu da görebilirsiniz. Ve seç ortalamayı seçtikten sonra veri tabanı, ana kaynak tabloyu sütunlarından seçiyorum.
Alan kısmında sipariş miktarlarının toplamını merak ettiğim için bu sefer de farklılık olsun sütunda seçmeye başladığımız alandan itibaren kaçıncı sütun olduğunu yazalım veya ne yapabilirdik başlığına tıklatabilirdik. Ölçüpte küçük tablomuzu seçiyoruz ve tamam düğmesine basarak bu şartı sağlayan ortalama sipariş miktarlarını bulmuş olduk. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın.